Sakarya Spor sezonu açtı. 2014-2015 sezonu bugün Üstemler tesislerinde ilk antrenmanla başladı. Antrenman devam ediyor. Biz de antrenmanı kenardan izleyen kulüp başkanı Sayın Selahattin Aydın'la beraberiz. Efendim hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Bismillah dedik. Bugün inşallah başladık. Ben Sakarya Spor camiasına inşallah hayır getirir diyorum. Evet. İyi niyetle başladık. Biliyorsunuz geçen sene çok sıkıntılı bir sezon geçirdik. Evet. Çok genç bir ekiple ligde kalmayı Allah nasip etti. Başardık. Bu sene de Sayın başta Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleriyle Sakarspor'un önünü açacak köklü bir şeyimiz vardı, çalışmamız. Ona parasal konuda destek sözü verdiler. Biz de transfere bismillah dedik, başladık. İnşallah bu sene hedefimiz, Allah bir kere vermezse, Sakarspor zaten hak ettiği yerde değil de hak ettiği yeri taşımak için bir üst lige çıkmak önce elimiz o. Sabredeceğiz. Bu niyette çıktık. Ya bu iş %100 garanti olmaz bu işlerde. Ama biz doğruları yapacağız. Doğruların sonunda inşallah başarı da gelecek diyorum. Tekrar hayırlı olur inşallah diyorum. Evet, Sayın Başkanım, biz özellikle son bir aydan beri sizin neredeyse gece uykularınızın bile olmadığını biliyoruz. Evet. Çok büyük çalışmalar yaptınız. Tabii dediğiniz gibi değerli bakanımız Sayın Ayşenur İslam'ın büyük destekleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet, sporun ve sporcunun büyük dostu Sayın Bekitoçoğlu'nun da destekleriyle bir takım çalışmalar yaptınız. Destekler geldi. Sizi de bu alacaklar veyahut da Sakaryaspor'u düze çıkaracak, transfer atacak çalışmalarda nasıl geçti efendim bu bir aylık içinde? Kısa bir özet istiyorum. Ya biliyorsunuz bu çalışmayı ben hep basında paylaştım. Geçen sene ilk yarının ortasına başlamıştım ben bu çalışmaya. Önce tekliflerimizi yaptık. Sonra tek tek avukatlarına, yeri geldi topçulara bu nasıl bir çalışma olduğunu izah ettik. Sonra da bir noktaya gelmiştik. Evet. Yani bu 30 Haziran'a bağlayacak şekilde protokoller yapmıştık. Evet. Ama 28 Haziran öncesi, 3 gün öncesi o tarihe kadar yaptığımız çalışmalar için kaynak haberi gelmemişti. Tabii son dakikada bir gece telefonuyla, işte çarşamba günü gece, perşembe buluşalım dendi. Tabii heyecanlandık. Dediler ki perşembe günü size bu yaptığınız çalışmalar karşılığında şu kadar parayı taahhüt ediyoruz. Yani bu, evet, kulübün önüne açacak rakamı taahhüt ettiler. Biz de hemen akabinde basında paylaştık ama şöyle bir sıkıntımızı yine sizinle paylaştık, kamuoyuyla paylaştık. Yani bizim eski topçularla yapmış olduğumuz protokolün bitiş tarihi 30 Haziran'dı. Evet, onu biliyorum. İşte başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız bana 15 Ağustos'a kadar bu kaynağı temin edeceklerini söylediler. Biz de ek süre alabilirsek liste kongreye gireriz demiştik. Topçularla yaptığımız, avukatlarla yaptığımız görüşmelerde bu ek süreyi bize prensipte hedediler. Daha sonra sıkıntılarımız oldu ama hamdolsun onları da açtık. Bitti mi efendim şimdi hepsi? Bizim için bitti. Bir tek Sakaryalılar için hep şunu söyledik. Avukat arkadaşlar Sakaryalı alacaklarla ilgili zorluk çektiklerini söylemişlerdi. Ben onlara Sakaryalı alacaklarla ilgili o işi bize bırakın. Siz yeter ki dışarıdaki problemleri halledin. Ben Sakaryalı kardeşlerimize bu işi anlatabileceğimi söyledim. İnşallah bu konuda ümitliyim. Sakaryalı arkadaşlarım bir kısmıyla görüştüm, bir kısmıyla görüşemedim bu yoğun tempodan dolayı. Ama önümüzdeki günlerde görüşemediklerimle de oturup konuşacağım. İnşallah bizim açımızdan hiç problem yok. Hiçbir sorun çıkmayacak. Yok yok, inşallah efendim, olmayacak. Yeni sezonda transfer müjdesi veriyor musunuz şu anda? Tabii ki çalışmalarımız var. Biz mevcut kadroyla bugün bismillah dedik, başladık. Üç tane işte Muhammed, Berat Ali, Erdican Şehit. Onlar şu anda aramızda yok. Onlar büyük ihtimal bir başka kulübe gidecekler. Evet. Diğer 25-26 tane arkadaşlar işte gördüğünüz gibi sahada başladılar. Bismillah dediler onlar da. Evet, bir aylık tabii ki genç kadromuz var efendim. Tabii. Yani bizim hedefimiz hocayla özellikle kontenjan biliyorsunuz 6 tane. 4'ü sahada, ikisi oturacak. Biz 6'sını kullanmayalım. 4 tane isabetli nokta transfer yapalım kontenjanda. Çünkü alıp da kenarda oturtmak da bu ayrı bir maliyet. Sıkıntı da olur diye düşünüyoruz. İnşallah kontenjan içinde 4 taneden haricinde gerçekten takıma katkısı olacağına inandığımız insanlardan belki takviye yapacağız. Yoksa bizim takım öyle yabana atılacak bir takım değil. Kim ne derse desin. Geçen bu çocuklarımız sene, da geçen yıl büyük bir mücadele var. Eğer abi konumunda biz geçen sene bu arkadaşların içinde birkaç tane tecrübeli arkadaş olsaydı biz ligi daha farklı bitirirdik. Bu eksikliğimizi biliyoruz. Dediğimiz gibi kontenjanı 4'le, yani kesin değil ama prensipte böyle konuştuk. 4'le sınırı tutacağız. Evet. Diğer noktalarda eğer gerçekten ihtiyaç olursa
Çünkü bu arkadaşların da ekmeğiyle oynamak istemiyoruz. Ha, çok üst seviyede Sakaryaspor'a katkısı olacak biri varsa oturur konuşuruz. Sakaryaspor'un lehine olacak konularda anlaşırız. Onun haricinde mevcut takımımız bizim için. Bunlar bizim göz bebeğimiz. Bunları biz tarih yazdık, öyle diyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Ben inanıyorum. Evet efendim, hocamız da yeni. Onu da kılık 40 yıl olarak adeta hocamızı buldunuz, getirdiniz. Evet. Hocamızı da bir burada tanıtır mısın efendim? Hocamız da şöyle, biz işin doğrusu Osman Özdemir hocamızı aramıştık ilk önce teknik heyet çalışmasında. O da biliyorsunuz buranın çocuğu. Evet efendim, biliyorum. Osman hocamızın dönüşü şöyle oldu bize. Ya başkanım, teşekkür ediyorum. Biz her türlü yardıma hazırız ama bu ligi tanıyan bir hoca bulursanız o daha faydalı olur. Biz de yanlış bile yaptırabiliriz dedi. Bu kadar da açık sözlü konuştu. Biz de kendisine teşekkür ettik. Onun bu sözü doğrultusunda biz de hoca araçlarına girdik. Biliyorsunuz hep yerli, yani Sakaryalı hocalarla da görüşeceğimizi söylemiştik. Ama Osman hocamız böyle deyince genelde hep dışarıda arayış işine girdik. Ercüment hocamız da bize gelmişti önümüze. Baktık işte bayağı değişik takımlarda hocalık yapmış. Ama bizi daha çok şey yapan, geçen yıl bir sene önce playoff oynatmış, kaybetmiş. Evet. Bu sene de playoff'ta Karagümrük'ü çıkarmış ikinci lige. Bu ligi de tanıyan biri. Siz basın farklı şeyler yazarken biz hocamızla görüşüyorduk. Evet efendim. Sonra bir noktaya geldik, davet ettik. Başka hocalarla da hakikaten görüştük ama Cüneyt Hoca bize yani yönetimdeki arkadaşlara da daha uygun geldi. Anlaştık, el sıkıştık, hayırlı olsun dedik, yola çıktık. Hayırlı olsun Sayın Başkan. Bu sezon Sakaryaspor'u hep üstadı görmek istiyoruz. Tabi bu bizim gönlümüz. Hepimizin, herkesin gönlünden geçen. Herkesin gönlünden geçen bu. Ve bu kadar birlik beraberlik varsa bunu işinde üstte olacağını ben yanı yönde inanıyorum zaten Sayın Başkan. İnşallah, inşallah. Ben şunu söylüyorum. Bu özellikle Zeki Başkanımızın ve Sayın Bakanımızın bu para taahhüdünü basında paylaştıktan sonra büyük bir sinerji oluştu şehirde. Evet. İnsanlar da böyle yeniden Sakaryaspor eski günlere dönecek havası. Hakikaten millet biraz moralsizdir. Yani evet, her seçim bir moral kaynağı oldu. Burada Sayın Başbakanımızın da bir hakkını yemeyelim. Çünkü o burada 30 Mart seçiminden önce bir mitingde resmen Sakaryaspor'un bu halini hiç beğenmiyorum, derhal bunu halledin falan diye laflar etti. Büyük ihtimal onu da yani. Onun büyük ihtimalle Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız onu telaffuz edecektir. O onların tarafı. Benim için Sayın Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Her ortamda teşekkür ediyoruz kendilerine. Hakikaten bana göre Sakaryaspor'un geçen sene kaldık dönüm noktasıydı. Evet. Ama bu transferin eski topçularla ilgili probleminin çözülmesi de bu da çok büyük bir şey. Yani efendim olacak şöyle inşallah. Noktalayalım. Biz artık sevinmeyi kümede kaldık diye değil, şampiyon olduk diye yapmak istiyoruz. Kesinlikle öyle. Hedef artık öyle yani. Efendim başarılar. Ben de teşekkür ediyorum. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Sakaryaspor'da da bu sezon listeye girerek tabii seçimlerde hep beraber seçildiler ama değerli başkanımız Sayın Fevzi Kılıç da başkan yardımcısı görevine geldiniz efendim. Evet, biz hem Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi yapıyoruz. Vekilliği görevi yapıyoruz. Bir de aynı zamanda Sakaryaspor'da da başkan vekilliği görevi yapıyoruz şu an. Efendim hayırlı olsun yeni sezon. Bu sene bambaşka bir Sakaryaspor, bambaşka bir yönetim çıktı. Çok güzel desteklerle beraber siz de göreve geldiniz. Evet, evet. Şimdi şöyle bir söz var. Göz hedefi görünce gönül rahat edermiş diye bir söz var. Evet. Hakikaten bu sene göz hedefi gördü. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Bakanımızın da katkılarıyla oluşacak olan kaynağın sadece isminin geçmesi dahi Sakaryaspor camiasında ciddi manada bir moral oldu. 8. ayın 15'ine kadar gerçekçilik olan bu kaynağın vesilesiyle hakikaten hem güzel bir yönetim oluştu. Şimdi de işte hep beraberce işte sezon açılışını yapıyoruz. Bugün idmanlara başladılar. Kamuoyunda yakından tanıdığı bir teknik direktör de takımımıza katmış bulunuyoruz. İnşallah bu sene hedefimiz de belli. Zaten biz bu ligde öyle kalmayı da pek düşünmüyoruz. Evet. İnşallah hayırlı olacak diyoruz bu sene. Peki efendim. Yeni sezon önce Sakarya taraftarına, Sakaryaspor'a, tüm Sakarya'ya tabii ki yönetim olarak sizlere hayırlı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Efendim yeni sezon hayırlı olsun. Sezonu açtık. Evet. Takım çalışıyor. Evet. Siz eksik önce takımı tanıyacaksınız. Evet. Sonra neler olacak? Sonra tabii transferler olacak dolayısıyla. Evet. Biz de iyi çalışacağız. Doğru oyuncuları en makul şekilde alıp iyi bir takım kurmak istiyoruz. Evet. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Ama ilk periyotta yani ilk 6 veya 8 maçlık periyotta belki
olabilir ama biz buna da izin vermek istemiyoruz. Tabii geç kaldık. Evet. Biraz geç kaldığımızda gerçek. Dolayısıyla bizim hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olmak için doğru kadroyu bulmak istiyoruz. Oyuncular, transfer olanlar var bizim portföyümüzde olanlar ama biz yine doğru kadroyu kurup, doğru çalışıp, doğru davranıp şampiyon olmak istiyoruz. Efendim değerli izleyicilerimiz, Sayın hocamız Ercüment Coşkundere hocamız bu sezon Karagümrük'ü lige çıkardı. Evet, evet. Yani şampiyon bir hocamız Sakarya'ya da inşallah o şampiyonluğun ayağının tozumla geldi. İnşallah. Mütevazı konuşuyor ama takımı tanısın. Biz inanıyoruz Sakarya 2014-2015 sezonda bu defa artık düşmekten kurtulan, sevinen bir takım değil. Şampiyonluk alacak ve öyle sevinecek bir takım. Öyle mi hocam? Yani inşallah sezon sonunda yaptığınız programda bu cümleleri tekrar kullanırsınız. Peki. Bizim hedefimiz bu. Ve ben artık Sakarya'nın ayağa kalkması gerektiğine inananlardanım. Kalkacağız. Şöyle yapalım. Bu kelimeleri Sakaryalı değerli taraftarlarımıza, tatangalara, bütün Sakarya spor sevenlere, bütün Sakarya'ya mesaj olarak verin efendim. Sakarya'nın ayağa kalkma zamanı diye düşünüyorum. Evet. Bu kalkışta, ayağa kalkışta katkımız olacağına inanıyorum. Allah utandırmasın. Peki biz de değerli hocamız, şampiyon hocamız, Ercüment hocamıza başarılar diliyoruz efendim. Devamlı kendilerinin yanında olacağız. Bizim amacımız bu güzellikleri hep beraber yaşamak. İnşallah. Hocamızın da bu güzellikleri bize yaşatacağına kalpten inanıyoruz efendim. Size layık olacağız hocam, inşallah. Hocam tekrar hoş geldiniz. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.